Var dedim ya. Nedir sebebi nedir? Bana sebebini söyle. Nedir sebebi nedir? Çünkü ben Akgün'ün... Sakın! 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 Ben de seni. Ağam bizim suçumuz, günahımız ne? Hı? Hangi sebeple tutuyorsunuz beni burada? Avukatım nerede? 24 saat gözaltı süren var. Ya tamam da sebebi ne sebebi? Ben sebebini bilmiyorum. Sebebini söyle bana. Hangi sebeple tutuyorsunuz beni burada? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Sebepsiz yere sıkıldım ya girmekten, çıkmaktan. Hah, başkomiserim. Ali başkomiserim, sen savcının yakın korumasısın. Benim burada olmamın sebebi savcı. Herkes biliyor bunu. O yüzden söyle. Ya gelsin beni burada sorguya çekecekse sorguya çeksin ya da çıkarsın mahkemeye. Ama yeter artık. Kaderimizle alakalı bir çizgi çizilsin artık bizim. Sıkıldım bu belirsizlikten. Hadi, hadi. Ali başkomiserim. Temizlik saati mi bir de? Aleykümselam dayı. Kolay gelsin. Girerken insan bir selam verir. Selamun aleyküm. Hayırdır? Yolunu mu kaybettin? Baba. Baba sen ne yapıyorsun burada baba? Baba senin burada ne işin var? İfşa olursan ne olacak? Demek ki aldığımız risk şimdi sana söyleyeceklerimden daha önemli. He? Ne demek ya bu? Savcı mı izin getirdi seni buraya? Nasıl yani? Yaklaş, yaklaş. Telefonda bana söylediğin karar mı lan? Ha? Savcı az bile yapmış lan sana. Bana buraya söylüp saymaya mı geldin sen baba? Bana bak, buradan basıp gideceksin. Ya gideceksin ya gideceksin. İstanbul'da git, kendi kaderini tayin et. Tamam mı? Ben önünde durmayacağım. Buradan basıp gideceksin diyor. Baba bilmediğin şeyler var. Bilmediğin şeyler var. Beni daha fazla dokudurtma burada. Bilmediğin şeyler var. Benim burada... Baba, annenin kalbini göğsünde taşıyacak adam değilsin lan sen. Şunu bana verir misin baba? Ne yapıyorsun sen lan? Sen bana bak. Bana bak, bana bak. Ben duyduğumu tartar, gördüğüme inanırım. Sen kolay yolu seçtin. Annenin anısını taşıyacak adam değilsin lan sen. Baba şu kolyeyi bana ver. Ne olur bak, bilmediğin şeyler var diyorum. Lütfen bana... Kapa çeneni lan, sus! Benim yolum yol baba, benim yolum yol. Bana bak, şimdi benim laflarımı dinleyeceksin lan sen. Bitti, tamam mı? Bitti lan. Ben... Senin için bir umudum vardı lan benim. Bir umudum vardı. Onu da yitirdin baba. Ben burada kendi yolumu seçmek için burada değilim. Kolaya kaçmadım. Anlardık bunu ya. Ne diyorsun lan sen? Ben savcının hayatını kurtarmak için buradayım. Ne savcısından bahsediyorsun lan sen? Savcının hayatını korumak için yapacak başka bir şey yoktu. Tek yol buydu. Hayatımda ilk defa doğru bildiğim yoldan yürüyorum baba, ilk defa. Ben ilk defa hayatımda aile sıcaklığını hissetmişim. Ben senin söylediklerini yapa bir yerde olur muyum hiç baba? Sen ne diyorsun baba? Ben ilk defa kısa bir süreliğine de olsa onların yanında bir aile sıcaklığı derler ya böyle. Böyle bir şey hissettim. Bunun sebebi sadece savcı değil. Bak bakayım yüzüne. Gel buraya. Yok baba yok. Buraya gel. Baba. Ne? Kim bu kız lan? Yağmur. Adı Yağmur. Yağmur Kara. Kızı. Sabri'nin kızı. Biraz da buradan gidemiyorsam... ondan sebep. Annen gibi güzel kalpli mi? Güzel. İçin annem gibi. Dışın annem gibi. Eyvallah. Anladım ben. Bu yüzden baba. Savcının emri çıktı. İnfaz emri çıktı. Halil Sade tepeden verdi emri.
Sen benden daha iyi biliyorsun baba. Alemde bunun affı olmaz. Racon bir kere kesilir, kalem bir kere kırılır. Beklerler, sabrederler. Etrafı boşalınca da... Allah korusun. Bunu savcıya söyleyeceksin. Olmaz baba. Savcıya bunu söylediğim vakit her şey çöp olur, her şey. Bütün operasyon yerle bir olur. Benim içeride kalmam lazım. Halil Zade'nin buna inanması lazım. Savcının da buna inanması lazım. Allah aşkına, hayatımda ilk defa doğru bildiğim yolda yürüyorum. Birilerinin hayatı benim elimde. Onları korumam lazım. İlk defa bu yükü sırtlanmak istiyorum baba. Bunu bana çok görme. Zaten zamanı gelince ben söyleyeceğim, kendim söyleyeceğim savcıya söz. Annen yaşasaydı seninle gurur duyardın. Artık çıkmamız lazım Selçuk Taşkın. Tamam. Nasıl girdin buraya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.